Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Tamlamalar konusunu bitirdik. Şimdi de haydi soru çözümüne. Ne diyoruz? Soru 1 diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması kullanılmıştır? Böyle bir soru geldiği zaman kutsal harfini arıyorsun. Hangisiydi bu kutsal harf, yani kutsal ek? Un, in, un, ün. Babam bütün gün tarlada ağaç budamakla meşgul oldu. Yok. Soğuk havada komşusuyla birlikte çarşıya çıkmışlardı. Yok. Annesinin nanin sesi. Yapıştır C seçeneği. Zorlaştırma, kolaylaştır. Tamlama bu kadar basit, bu kadar net bir konudur. Ne diyoruz? Soru 2 diyoruz. Nazım Hikmet'in bir şiirinden size bir kesit getirdim. Yukarıdaki şiirde hangisi yoktur? Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması. Bunu nerede bulabiliriz? Sadece belirtili isim tamlamalarında. Yani ın, in, un, ünde bulacağız. Doğru mu? Doğru. Ben alacakaranlığında son sabahımın, sabahımın karanlığı ne oldu? Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirdi. A seçeneği gitti mi? Gitti. Sıfat tamlaması bir şarkı. Evet. Belgisiz sıfattır. Ağzından sıfat çıktıysa sıfat tamlamasıdır. Bitti. Belirtili isim tamlaması. Az önce gördük mü? Gördük. Hiç sıkıntı var mı? Yok. Burada var mı? Şarkının acısının acısı. C seçeneğim de gitti. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Nerede var? Dostlarım. Benim dostlarım. Nerede tamlayan? Yok. Düşmüş. Ne oldu? D seçeneği gitti. Doğru cevap ne olacak? E seçeneği. Ne diyoruz? Soru 3 diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlananın türü farklıdır? Çizmeyi unutmuşuz. Hemen çiziyorum. Zararlı alışkanlıklar, çayın tadı, nitelikli yazar, zor anlar, 6 yıllık fakülte. Bak A seçeneğine, nasıl alışkanlık? Zararlı alışkanlık. Yapıştır sıfat tamlaması. Çayın ın, in, un, ün, çayın tadı ne oldu? İsim tamlaması. Nasıl yazar? Nitelikli yazar. Sıfat tamlaması. Nasıl anlar? Zor anlar. Sıfat tamlaması. 6 yıllık fakülte bir sayı sıfatı mı? Ağzımdan sıfat çıktı mı? O zaman yapıştır. Sıfat tamlaması. Cevabın ne oldu? B seçeneği oldu. Haydi devam. George Orwell'dan 1984 kitabından bir kesit yine. Yukarıdaki metinde altı çizili tamlamanın türü. Bugün hala canımı yakar, yüreğimi dağlar. Kimin canı? Benim. Nerede bu benim? Düşmüş. Kimin yüreği? Benim. Nerede bu benim? Yok. Ne diyeceğiz? Tamlayanı düşmüş, belirtili bir isim tamlaması. Haydi bendesin, uyuma. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde belirtili at tamlaması tamlayanı sıfat almıştır? Neydi belirtili at tamlamam? In, in, un, ün. Evet. Tamlayanı sıfat alacak. Pazarcı kadınların elbiseleri aniden bastıran yağmurdan ıslanıyordu. Kadınların elbiseleri. Belirtili isim tamlaması mı? Evet. Peki tamlayan sıfat almış mı? Nasıl kadınlar? Pazarcı kadınlar. Yapıştır A seçeneği. Haydi devam. Soru 6. Numaralanmış tamlama türleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Hocam bir zincirleme değil mi? Hayır. Bilginin nasıl zirvesi? Yüksek zirvesi. Gittim ortadaki birinci isim, ikinci isim. Nin, nın olduğu için belirtili isim tamlaması. Derin düşünceler. Nasıl düşünceler? Derin düşünceler. Sıfat tamlaması. Mavinin anlamı. Belirtili isim tamlaması. 1 ile 3 aynı oldu. Harcama limiti. Kökü harcamadır. Limit yani ek almamış. Ek almak zorunda. Belirtisiz isim tamlaması. Nasıl kişi? Bilgisiz kişi. 2 ile de 5 aynı oldu mu? Oldu. Elimde ne kaldı? D seçeneği diyoruz. Ve soru 7 diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? Neydi zincirleme isim tamlaması? 3 adet isim demekti. Hocam yaşamın en güzel noktası sanki 3 isim gibi. Hayır. Nasıl nokta? En güzel nokta. Eledik. Kaç isim kaldı? 1, 2. O zaman B olamaz.
Bir alemin rüzgarı. Hocam bu olamaz mı? Hayır, bir alem. Bu da sıfattır. Alemin rüzgarı. Yine belirtili isim tanımlaması. Bu da olamaz. A seçeneğinde ya, zaten yoktu. Eledim bunu. Gurbet akşamlarının sabahı. Çok müthiş. Gurbet akşamlarının sabahı. 3 tane isim yapıştır D seçeneği. Ne diyoruz? Soru 8 diyoruz. Cümlesindeki isim tamlamasının türü. Servis sorumlusu. Birincisi ek almamış, ikincisi ek almış. O zaman bu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Bak D seçeneğine. Ceyda yemek duası etmek ister misin? Yemek duası. Yine nedir? Bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Son iki soru. Haydi. Yukarıdaki şiirde geçen tamlama aşağıdakilerden hangisidir? Lavinia şiirinden bir kesit getirdim size. Müsaadenizle de biraz okumak istiyorum. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Nerede tamlama? Günün saatleri. Belirtili isim tamlaması mı? Evet. Arada bir şeyler var mı? Var. D seçeneğine bak. Tamlayanı ile tamlanan arasına söz girmiş bir isim tamlaması. Bu kadar net, bu kadar basit. Haydi son soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tamlanan birden çok sıfatla nitelenmiştir? Bak A seçeneğine. Şehrin tut kulağından kalabalık işlek caddesi. Kulağından tuttum, getirdim buraya. Çünkü bunlar birbiriyle olmak zorunda. Nasıl caddesi? Kalabalık caddesi. Nasıl caddesi? İşlek caddesi. Ne oldu? Tamlanan, yani ikinci isim birden çok sıfatla. Bir, iki. Ne oldu? Nitelemiş oldu. Doğru cevabım ne olacak? A seçeneği olacaktır. Çok güzel bir söz daha. Daima ara. Bugün altın ararken bakır bulursun. Yarın bakır ararken altın. Asla pes etme. Bir sonraki videoda yine buradasın. İyi dersler, iyi çalışmalar.